Benimce bu tavuş yer doludan çıktı. Eşik yana takılmoqda. Rekesi bunu tekşiriş yok ki tekşirmaslik haqida o'ylardi. U yana tekşiriş üçün yer dolu oldiga bordi. Doğrusunu aytganda Rek bu podvalga umuman tushmagan edi. Çünkü onun buası bunu taqiqlagan edi. Çünkü u yer Rekning buasının ishxonasi edi. U bu yerda ko'ylaklar tikar edi. Va u ish qilayotgan chog'ida uni hech kim bezovta qilmasliklarini xohlardi. Buvasının ölümünden sonra o yerdoluğa düşmekçi buldu. Lekin o yerdoluğa düşüş için hiç kandaya kızıkışı yok idi. Uyanın ıması buldu. U yerda aytarli qiziqarli hech narsa yo'q edi, lekin u yer to'lada o'zini g'alati his qilar edi. Rek tovush qayerdan chiqayotganini bilmayotgan edi. Birdan chiroq o'ynay boshladi. Keyin esa butunlay qorong'u bo'lib qoldi. Rek qo'rqa boshladi. U qorong'uda nimaningdir harakatlanayotganini his qilardi. Xuddi Rek tomon qadam bosayotgandek. U qocha boshladi. U podvaldan chiqqandan so'ng eshikni qulflab qo'ydi. Bir necha soat mobaynida u shovqinlarni eshitardi, lekin u bularga ahamiyat bermaslikka harakat qilardi. Bu shovqinlar uning miyasiga joylashib qoldi, lekin bu gallyutsinatsiyami yoki haqiqatdan ham yer to'lada kimdir bormi buni bilmas edi. Yarım kechasi u shovqinni eshitdi. Rek bu shovqindan cho'chib ketdi. U biroz qo'rqa boshladi. Jin ursin, nima bu ahmoqlik? Nima endi men o'z uyimdan qo'rqishim kerakmi? Yerda kim bor? Yaxshisi o'zingni ko'rsat, menda pistolet bor. Albatta Rek yolg'on gapirgan edi, lekin u chaqirilmagan mehmonni qo'rqitmoqchi bo'ldi. Nimadir uni pastga boshlardi. Birdan eshik berkilib qoldi va bundan uning yuragi to'xtab qolay dedi.
tepaga ko'tarilib eshikni ochishga harakat qilar edi, lekin eshik ochilmas edi. Va u ortidan qandaydir tovushni eshitdi. Senga bu yerga kirma demaganmidim? Rik ortiga qaradi, lekin u yerda hech kim yo'q edi. Pastda nimaningdir sharpasini ko'rdi. Va u ko'zlarini yumib oldi. Rik ko'zlarini ochganda esa u yerda hech narsa yo'q edi. Shunda uning yelkasidan kimdir ushladi.